Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Aracım Renault Talisman arkadaşlar. Ve ben aracıma daha sonradan şu gördüğünüz F1 kollarını, paddle shifters'ı ekledim. Bunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Vitesi değiştiriyorum. Benim aracım EDC şanzımana sahip. Vites değiştiriyorum. Bu normalde Renault Talisman'ın orijinalinde yok. Renault Megane 4'lerde de, Türkiye'de satılanlarda yok. GT Line'da yok. Megane 4 GT ve Megane 4 RS'lerde var arkadaşlar. Ben bunu ikinci el olarak eBay üzerinden satın aldım ve aracıma uyarladım. EDC vitese uyarlanabiliyor. Ve bunu ilk defa ben yapmıyorum. Bir Fransız talisman sahibi bunu yapmış, bir forumda paylaşmış. Ben ondan gördüm ve bazı ekleme ve düzeltmeler yaptım. Daha güvenli hale getirdim. Ve şu anda kendi aracımda kullanıyorum bunu. Şimdi bunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu videoyu onun için çektim. Montajıyla ilgili belki daha sonra video paylaşabilirim arkadaşlar. Aslında 3 ay önce bunu ilk inşa ettim. Kullandım, denedim ve o arkadaşın kullandığı role tipinde bir role kullandım. O role tipine kullandığımda bir sıkıntı oldu. Bir kısa devre oldu. Ama sisteme zarar vermedi tabii bu kısa devre. Ben de o kısa devreden dolayı başka daha güvenli bir yöntem seçtim kendime ve bunun için elektronik bir devre dizayn ettim. O devreyi de elektronik devre baskısı yapan yerlerden birine baskı yaptırdım. Şimdi onu kullanıyorum ama size eğer nasıl yapıldığını tarif edersem bunu arkadaşlar role ile, çünkü ucuz ve yapılabilir olan o, role ile nasıl yapıldığını göstereceğim. O roleyi de kullanırsanız, kaliteli bir role alırsanız, ben sonra aldım bir tane denedim hatta roleli. Fotoğraflarını, videosunu da çektim. Yani sıkıntı yaşamazsınız. Aracınızın elektrik sistemine zarar verecek bir şey yok arkadaşlar. Sadece bunu monte ederken bazı lehim işleri yaptım. Bazı başka bağlantılar yaptım. Bazı kabloları uzattım. Yani kablolama yaptım esasında. Şimdi bu vites kollarının nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim ben bu videoda. Bunları kullandığınızda normalde bakın şu anda D'de, yani otomatikte buradan da görebiliyorsunuz D'de. Bakın basıyorum, bir değişiklik yok. Yani değişmiyor. Ne zaman değişiyor? Bunu manuel aldığımızda değişiyor. Şimdi onu göstereceğim size nasıl çalıştığını. Bakın bunu manuel alıyorum. Manuele geçti. Şimdi 3. viteste ben vitesi değiştireyim arkadaşlar. 2'ye düşüreyim vitesi. Bakın 2 oldu vites ve vites arttır diyor. Bakın kola dokunmuyorum. Vitesi arttırdım, 3 oldu. Şimdi tabi manuelde olduğu için ve yavaşladığından kendi kendine 1'e düşecek. Evet, şimdi değiştirmezsem araba yüksek devre çıkacak. Değişti, bakın bu kadar arkadaşlar. Yani bu şekilde güzel çalışıyor. Ve güvenli de. Roleli yaparsanız yaptığınız roleli devreyi izolasyonlu bir tane kabın içerisine koyarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Bakın mesela 2'de ben 3'e geçeyim. 3'e geçtim. 3'te şu anda. 4'e geçeyim. Biraz tabii motor devri çok düşecek ama bakın 4 oldu. Şimdi düşüreyim tekrar 3'e. Bakın 3, 2. 2'ye kadar düşürdüm. Tekrar 3. Yani bu özellik yoktu. Türkiye'deki satılan hiçbir Megane Talisman, talismanların hatta Avrupa'da ve Kore'de de satılan SM6 adıyla satılan talismanlarda da yok bu özellik. Ancak bu özellik kazandırılabiliyor. Yani şık da duruyor. Bakın değişti arkadaşlar vites. Bir kez dokunmanız yetiyor. Aynı anda basınca bakın hiçbir değişiklik olmuyor bu roleli sistemde. Bir tanesini önce basarsanız sistem onu algılıyor. Bakın. Evet, D'ye geçiyor bastığında, otomatikmiş gibi kabul ediyor. Ama bıraktığımız anda tekrar eski konumuna geçiyor. Şu anda 2'de. Ben bunu dediğim gibi çıkma, ikinci el olarak aldım. eBay üzerinden aldım. Tek de aldıktan sonra stok almadı.
Yani ikinci el Avrupa'da parça satan yerler var. Oralardan satın alabilirsiniz. Bunları getirtebilirsiniz. Getirtemezseniz yardımcı olmaya çalışırım. Satın almak isteyen varsa parça numarası burada olduğu gibidir. Evet, peki bu kol çalışıyor mu? Bu işlemi yaptıktan sonra bakın arkadaşlar. Şu anda 3'te 4'e attı. Çalışıyor yani kolun çalışmasında arabanın fonksiyonlarında hiçbir değişiklik yok. Burada bir tek sıkıntı şu direksiyonun takıldığı kısım. Direkt daha doğrusu bu kolun takıldığı kısım. Normalde Megane 4 GT ve Megane 4 RS'te bu kollar için orada oyuklar, yerler var. Ancak bunda yok, talismanda yok tabii ki. Ben daha takmadım ama Megane 4 GT'ye ait bu oyuklu kolların olduğu şeyi satın aldım. Daha sonra takacağım. Ancak onu alamayacağımı düşünerek kendimden daha öncesinde bir çözüm buldum ve o oyukları kendim açtım. Sadece oyukları açmak yetmiyor. Gravür makinaları yani maket model gemi yapımında kullanılan makinalar var. Onlarla yontmak gerekiyor. Bazı yerlere yuvalarda o plastik parçayı inceltmek gerekiyor. Yani öyle işlem yaparak siz de açabilirsiniz. Ben kendim yaptım bu alt parçada ve üst parçada. Buna uygun yer açtım bu kollara ve gayet de güzel oldu. Yani orijinal gibi duruyor. Dediğim gibi kol da burada gösterdiğim şekilde çalışıyor. Bakın. Gayet güzel çalışıyor. Bu kollar arkadaşlar sadece manuel alındığında enerjileniyor ve o zaman kullanabiliyorsunuz. Normalde bunlar enerjili değil. Dokunduğunuzda değişiklik olmuyor. Ancak manuel alınca enerjileniyor bu yaptığım sistemde. Ve enerjilendikten sonra da kumanda edebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.